Zaten hocam orayı Evet, şeye geldim. mülakatla ilgili bu medyadaki gelişmeleri Hayır, hayır, şunu da söyleyelim de ondan sonra medyaya geleceğiz. Bu şeye de giriyoruz. Sonra kaç dakikamız var? Var mı? bir 10 dakikamız Aa, kadar var. bitmiş. Evet. Oo. Şu Mustafa Kemal'in sofrasıymış. Dalga geçiyorlar. Haluk Gergerim'in dalga geçiyorlar. Bir defa Mustafa Kemal'in sofrasında, Mustafa Kemal'in sofrasında, Mustafa Kemal'in sofrasında devlet erkanı olurdu, iş konuşulurdu. Akşam olurdu. Eğlence de olurdu. Ama Mustafa Kemal hazır bilerek bunları yapardı. Benim kitaplarımda bu var. Herkesten daha ciddi ciddi. Sadece bir işi dil teorisini şunu bunu görüştürdü. Şimdi buraya bakın. Abdullah Gül'ün yanındakiler. Talat Alman. Ben onun edebiyat görüşlerine katılmasam da büyük bir edebiyat bilginidir Talat. Talat benim arkadaşımdır. Evet. Abdullah Gül edebiyatla hiç ilgisi yok ki. Edebiyatın iyisini bilse karakola götürür. Halil İnalcık. Ben tarih tezlerini eleştiririm ama son zamanda Musul konusunda çok milliyetçi bir aldı. Abdullah Gül'ün tarih bilgisi yok ki. Tarihten hiçbir şey anlamaz. Tarihin tesisini görse karakola götürür. Bu arada da söyleyeyim, öyleyim. Bunlar hiçbir alakası yoktur. Bunun devlet işleriyle. O hiçbir işi yok. Hiçbir işi yok. Tayyip Bey hiçbir iş vermedi buna. Öyle geziyor işte fuar bilmem ne işleriyle geliyor. Alay etmektir. Alay etmektir. Talat'a da bir sözüm var. Şarap vardı. Beyaz leblebi yoktu diyor. Talat da bilmiyor. Beyaz leblebi rakıyla olur. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri rakıyı beyaz Ama öyle bir yakıştırma leblebi. yapmışlar. Mustafa Kemal'in sofrası değil tabii ki o sofra. O Sayın Gül'ün orada şey etti, orada konuklarına bir ikramı söz Hayır konusu. efendim. Birileri Kendini böyle. Adam bir böyle, takım. Hayır, evet. hayır. Bunu alay etmektir. Evet. Haluk Bilginer'in yaptığı reklam daha çok ciddidir. Bunların hiçbir alakası yoktur. Kendine bir yer yapmıyor. Kendi kendine oynuyor. Ayrıca bu vesileyle söyleyeyim. Siz gelecek toplantılarda söyleyin. Edebiyat bilmez, tarih bilmez, İngilizce de bilmez. Asla İngilizce bilmez Abdullah Gül. I go, I come, yes, yes derler. Bunu da sorarsanız söylerim. Evet. Ama bu meseleye gelince sizin bulduğunuz izin verirseniz öbür şeylere geleceğiz. İzin verirseniz bir de edebiyat tarihiyle ilgili siz buldunuz. Ben bir girişini Estağfurullah. yazacağım, okuyacağım. Ondan sonra sofrayla ilgili. Siz program biterken tamamını okursunuz. Sizden izin alarak okuyorum. Rica ederim. Atilla İlhan'ın kitaplarına girmemiş bir şiiri siz buldunuz. Sizden izin alarak çok hoş. Estağfurullah efendim. Bir girişini okuyorum. Haydi gel, sahaflar çarşısına uğra da gel. Unutma, bir tutam ışık getir sofraya. Bir avuç Fikret getir. Bir yürek dolusu Mustafa Kemal. Kalpakları tozlu paşaların çığlıklı gözlerinden bir tutam kuvayi milliye mavisi, bir avuç umut getir dedim ya, en iyisi sofraya buyur sofraya, buğday konuşacağız. Siz okuyacaksınız tamamını. Ben dayanamadım. Yarın akşama gelin ama mutlaka gelin. Buğday konuşacağız. Mustafa Kemal'in Atilla İlhan'ın Mustafa Kemal'in Sofrası adlı şiiri bu. Mustafa Evet. Kemal'in sofralarında devlet meseleleri konuşulur. Mustafa Kemal orada baş maestrodur. Herkese sorar, konuşturur, dans da edilir, eğlenilir de sabahlara kadar da gider. Bunlar Mustafa Kemal'im böyle kanun çiğnedi. Mustafa Kemal'i yerle bir ettiler. Bu Mustafa Kemal'e böyle sözleri var bunun. Şimdi bunları Kanun getirelim. çalacağız diye sahneye çıktınız. Devletin kanunu yere çaldınız dediği gibi Can Yücel'in.